Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne, çözüm kümenize hoş geldiniz. X'i bulmaya hazırsanız başlayalım. Faktöriyeli tekrar edeceğiz. Kampımızın son videoları. Bu kamp serisinde izleyen, tekrar eden tüm arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Ve bundan sonra da kamplarımıza katılmalarını, takip etmelerini tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, öz anlatım föyleri birinci föyün artık son tekrar videosu kamp olarak biliyorsunuz kitabımızdan ilerliyoruz. Ama bizi izleyenler notlar şeklinde de bunu ilerletebilirler not ala ala. Bakın faktöriyelle ilgili ne biliyorduk? İşte mesela birden n'e kadar sayıların doğal sayıların çarpımı n faktöriyel. Mesela 5 faktöriyel birden 5'e kadar çarpıyorduk. Buradaki arkadaşlar faktörün içindeki asal çarpanlar neler oluyor mesela değil mi? İşte mesela diyelim ki 5 faktöriyelde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 demek. Bakın asal çarpanlar bunlar mesela değil mi? Gibi farklı asal çarpanlar onlar. 4 mesela 2 kere 2 orada da bir 2 var gibi. Ya da 13 faktörün içinde mesela 13 var değil mi? Yani asal çarpan 11 var, 7 var gibi. Çarpanların yani ne olduğuna dikkat etmemiz gerekebilir. Mesela nedir? Faktöriyel. Bunu bilmek gerekiyor. Faktöriyel nedir yani? Ve 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel de 1'dir. Bilmek gerekiyor. Büyük faktöriyel daha küçüklerine nasıl benzetilir? Soru işareti. Gördüğünüz gibi bu çok önemli. Burası soruların geldiği yer arkadaşlar. Şimdi bu zihin haritasını yaptık. Sizler bunu panonuza yapıp asabilirsiniz. Bakın bu zihin haritaları çok işinizi görecek. Ana hatlarıyla konuyu çizdiğimiz bir yer. Peki başlama saatinizi yazın videoya ve bittiğinde de bitiş saatini. Tarih bugün arkadaşlar tarihini atabilirsiniz. Bugün hangi gün bizi izliyorsanız biz bu videoyu 13 Ağustos Pazar günü çekiyoruz. Şimdi faktöriyel birinci cadde. Baktığınız zaman birinci sokak yani aslına bakarsak cadde sokak karıştı bizde. Caddeler sokaklar geziyoruz matematiğin cadde ve sokaklarında. Burada amacımız alıştır pekiştir sorularıyla hızlı bir tekrar yapmanızdı, toparlamanızdı. Hangi sınava hazırlanıyorsanız hazırlanın bu bilgileri bilmeniz gerekiyor. Şimdi çözüme baktığımız zaman burada faktöriyeller çok küçük ya o yüzden tek tek yazalım. Hiç benzetmeyle uğraşmıyoruz. Büyük 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 faktöriyeller gelirse küçüğüne benzetiyoruz. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 yani 6. 4 faktöriyel ise 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 yani 24. 2 faktöriyel ise 1 çarpı 2 yani 2. Dolayısıyla yerine koyduğunuzda 3 faktöriyel yerine 6'yı yazdınız. 4 faktöriyel yerine 24'ü yazdınız. 2 faktöriyel 2'yi yazdınız. 30 bölü 2, 15 elde edilir. Yani burada cevabımız 15 olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Gelelim ikinci sorumuza. 0 faktöriyelin 1 olduğunu hatırlatmak isterim tekrardan ve başlıyorum. 0 faktöriyel ne arkadaşlar? Bakın burada 1. Peki burada 1 çarpı 7. 7 yapar hocam. Artı 1 faktöriyel neydi? O da 1. 1 çarpı 9 bölü 2 çarpı 2 faktöriyel neydi? 2. Şimdi burada şöyle yazarsan bakın 2 çarpı 2 faktöriyel 4 faktöriyel değildir değerli dostum. Önce faktöriyel hesaplanır sonra başındaki sayıyla çarpılır. 8 faktöriyeli mesela 1'den 8'e kadarki sayıların çarpımı diye biliyorsun ya 1 kere 2 kere 3 kere 4 kere 5 kere 6 kere 7 kere 8. 7 faktöriyel zaten yani neydi? 1'den 7'ye kadarki değil mi? Bakın burada bölme yaptığınız için bunlar birbirini götürür ve payda da 1 yukarıda 8 kalır. Burayı önce çarpıp sonra topladığınızda 16 paydası 2 kere 2'den 4 16 bölü 4 4 eksi 8 bölü 1 8 4 eksi 8 yani 4'ten 8 çıkarsa cevabımız eksi 4 olur. Büyüğün işaretini alacaktır. Aman diyeyim dikkat edelim. Öncelik işlem önceliği faktöriyelin önce hesaplanması sonra çarpım işlemi yapılması gerekiyor. Peki 3 faktöriyel eşittir t. 4 faktöriyel eşittir m ise t artı m faktöriyelin içinde kaç tane asal çarpan vardır? Şimdi kaç tane farklı asal çarpan vardır diyelim. Bunu soralım arkadaşlar. 3 faktöriyelin hesabını yapın. Nedir? 1 kere 2 kere 3'ten bu 6'dır arkadaşlar. 4 faktöriyelin hesabını yaptığınızda ise bu da 1 kere 2 kere 3 kere 4 24'tür arkadaşlar. T yerine 6, M yerine 24 yazarsanız ve sonra faktöriyelini alırsanız bu 30 faktöriyel demektir. Bakın parantez için topladım.
T artı M 30 yaptı. 30 faktöriyel 1 kere, 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere, 6 kere, 7 kere, 8 kere, 9 kere, 10 kere diye gitmiyor mu? Hepsini yazmayalım. En son 29 kere 30'la bitiyor. Peki 30 faktörün içinde kaç tane farklı asal çarpan vardır? Arkadaşlar 2 var, 3 var, 5 var, değil mi? 7 var. Ha hocam 9 asal mı değil? Ya sen şunu soruyorsun hocam. Ben böyle 30'a kadar kaç tane asal sayı yazarım? 11 var, 13 var, 17 var, 19 var. 23 var, 25 yok, 27 yok, 29 var. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar asal çarpanlar olacaktır birbirinden farklı. Kaç taneymiş o? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taneymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 faktörün içinde 10 tane farklı asal çarpan bulduk. Yani burada 15 yok mesela. Niye yok? 15 çok asal değil ama çarpan olarak var. Özellikle bunları sormuştum. Yani dolayısıyla burada iyi bir pekiştir sorusuydu. Geçelim arkadaşlar. Aman diyeyim dikkat edin. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda 9 çarpı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü 26 diyor. Şimdi bakın 9 kere 3 yapmayacağız. Önce 3 faktöriyeli bulacağız. 3 faktöriyel neydi? 1 kere, 2 kere, 3, 6. 4 faktöriyel neydi? 1 kere, 2 kere, 3 kere, 4. 24. Peki yaz yerine şimdi 9 kere 6 artı 24 bölü 26. 9 kere 6 54. 54 24 daha 76 78 bölü 26. 78 26'nın 3 katıdır arkadaşlar. Yani 26 kere 3'ü 26'ya bölüyorsunuz. 26'lar gider. Cevabımız 3 olur. Bu da bu şekilde biline. Peki kampımızdaki şimdi faktöriyel konusunun birinci caddesinin sorularını çözüyoruz. Baktığımızda ne göreceğiz? Şimdi sırada böyle bir sorumuz var. Bunu nasıl çözeriz? 14 çarpı 8 çarpı 6 faktöriyel artı 3 çarpı 8 faktöriyel bölü işte 5 kere 5 faktöriyel gibi böyle bir işlem var. Aslında ben şöyle yazarsam çok daha rahat görürsünüz. 14 2 kere 7 midir? 2 kere 7 kere 8 çarpı 6 faktöriyel artı 3 çarpı 8 faktöriyel bölü 5 çarpı 5 faktöriyel. Peki şimdi şöyle bir bakalım. 7 kere 8 kere 6 faktöriyel. Ha ya 7 ile 8'i 6 faktöriyelle çarpacakmışız. Ya zaten 6 faktöriyel 1'den 6'ya kadarki sayılar değil miydi? Ben bunu 7 ile ve 8 ile de çarparsam bu 1'den 8'e kadar olur. O zaman ne olur? 8 faktöriyel olur. Vay! Ya o zaman burada şöyle bir şey var. 2 var başında. 2 çarpı 8 faktöriyel artı 3 çarpı 8 faktöriyel bölü 5 çarpı 5 faktöriyel. Peki 2 tane elmanız vardı. 3 elmanız daha oldu. Ne olur? 5 elma. Yani 5 tane 8 faktöriyel bölü 5 tane 5 faktöriyel. 5'ler sadeleşir. 8 faktöriyel. 8 faktöriyel içerisinde 8, 7, 6 çarpı 5 faktöriyel zaten var. 5 faktöriyeller gitti. Bakın büyük faktöriyeli küçüğe nasıl benzetiyoruz? Büyük faktöriyeli küçüğe kadar yazıyoruz. Sonra faktöriyeli koyup durduk. Stop. Yani küçük 5 ya burada. 5 faktöriyeli benzetene kadar durdun orada götürdün. Geriye kalan sayılar. 8 kere 7 kere 6. 8 kere 7 56. 56 kere 6 336 arkadaşlar cevabımız. Bu da böyle biline. Geçelim. Mesela bakın şöyle bir soru sormuşuz. 10 faktörün karesi eksi 9 faktörün karesi bölü 8 faktöre çarpı 99. Korkmayın. Neden? Karesini görünce uzun uzun hesaplamayacağız. Mesela şöyle düşünün sadece. 10 faktöriyel dediğin adam, 10 faktöriyel dediğin adam. Evet. Ne olacak? Hemen onu gösterelim. 10 faktöriyel dediğin adam 10 çarpı 9 faktöriyel aslında. He, git bunun karesini al burada. Yani 10 çarpı 9 faktöriyelin karesi eksi 9 faktöriyelin karesi bölü 8 faktöriyel çarpı 99. Şimdi 10 faktöriyelin karesi çok büyüktü değil mi? 10 faktöriyel 1'den 10'a kadar sayıları tek tek çarpsan büyük bir sayı bulursun. Ama benzetince daha kolay oluyor. Yani ne oldu şimdi? 10 çarpı 9 faktöriyelin karesi. O zaman bu 10'un karesi 10 kere 10 100 çarpı 9 faktöriyelin karesi.
eksi 9 faktöriyelin karesi. Başında katsayı yoksa 1 var diyoruz değil mi? Hani burada ne mesela eksi 9 faktöriyelin karesi derken eksi bir tane anlamına geliyor. Başında çünkü katsayı gizli 1 var değil mi? Yazmıyorsa da. Peki paydada ne var? 8 faktöriyel çarpı 99. Şimdi 9 faktöriyelin karesi pay kısmında bakın ikisinde de ortak değil mi? Gördünüz mü? Paranteze alın. Ne kalır içeride? 100 eksi 1 bölü 8 faktöriyel çarpı 99. 100 eksi 1 zaten 99. Bunlar sadeleşti. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? 9 faktöriyelin karesi yani 9 faktöriyelin karesi ne demek? 9 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Buradan arkadaşlarım 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyel değil mi? Bu 8 faktöriyelle bu giderse geriye 9 çarpı 9 faktöriyel kalacaktır. Cevabımız 9 çarpı 9 faktöriyel. Bu şekilde elde edilir. 9 buradan kaldı. 9 faktöriyel de buradan. İyi bir soruydu. Sağlam bir soruydu. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir soru tarzıydı. 7. soruya geldik. Şimdi bir kural vermişiz. Demişiz ki bakın kurala bakın. Eğer üçgen içerisinde x yazarsam x faktöriyel eksi x eksi 1 faktöriyel. Peki x faktöriyel eksi x eksi 1 faktöriyel dedik ya. Mesela ben burada o zaman 5 koyarsam üçgenin içine x yerine 5 koymuş olacağım. Şöyle bir şey olacak. 5 faktöriyel eksi 5 eksi 1 faktöriyel. Yani 4 faktöriyel. Değil mi? Peki arada ne var? Artı. Şimdi 4 koyarsak üçgenin içine x'e 4 koymuş olacağız. 4 faktöriyel eksi 4 eksi 1 3 faktöriyel. Peki arkadaşlar artı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel götürürse pay kısmında 5 faktöriyel eksi 3 faktöriyel mi kalır? Payda da ne var? 3 koyacağız diyor üçgenin içine. O zaman x yerine 3 yazman gerekiyor. 3 faktöriyel eksi 2 faktöriyel. Peki 5 faktöriyel neydi? 1 kere 2 kere 3 kere 4 kere 5. 120. Değil mi? 3 faktöriyel neydi? 6. Paydayı yazalım. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2. 114 bölü 4'ten. Cevabımız ne geliyor biliyor musunuz? 2'ye bölün. 57 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Cevabımız budur. Yani burada tam bir sayı çıkmadı sonuç. Çıkmak zorunda da değil. Ama şuraya dikkat. Burada x yerine ne yazacağınızı şurada bu sayılar belirledi. Tek tek her birinde yazdığımızda şurada bir sadeleşme, birbirini götürme daha doğrusu oldu. 5 faktöriyel eksi 3 faktöriyel hesapladık. 114 yaptı. Payda da 4 geldi. Böldük. Tam bölünmese de 57 bölü 2'yi bulduk. Kıymetli arkadaşlarım ve buradan 7. soru da bitti. 8. soruya geçelim. Şimdi her zaman sayı görmeyebiliriz. Bazen de böyle enli ifadeler görürüz sınavlarda. Peki n artı 1 faktöriyel eksi n eksi 1 faktöriyel böyle n kare artı n. Şimdi burada şunu düşünün. N artı 1 faktöriyelin tanım düşün yani. Tanım ne? 1'den n artı 1'e kadar git diyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, n artı 1. N'den önceki sayıyı da yazalım. N eksi 1. Doğal sayılar birer birer gidiyor ya. Peki şimdi şuraya dikkat. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. Şurayı siyahlandırayım. Şuradan şuraya kadarki kısım. Yani 1'den n eksi 1'e kadar olan kısım için. Desek ki burası kardeşim n eksi 1 faktöriyeldir. Doğru mu? Değil mi? 1'den n eksi 1'e kadar giden n eksi 1 faktöriyel diyoruz. O zaman ne olacak burası? N eksi 1 faktöriyel çarpı n çarpı n artı 1. Vay tamam. O zaman bu adam n artı 1 faktöriyeli biz n eksi 1 faktöriyel cinsinden şöyle yazabiliriz. N eksi 1 faktöriyel çarpı n çarpı n artı 1 eksi n eksi 1 faktöriyel. Paydadaki adama bak. N kare artı n. Gel bakalım şimdi. Şunları ortak paranteze alalım mı değerli dostum? Bak yuvarlak içine alayım onları. Hop n eksi 1 faktöriyel. Hop n eksi 1 faktöriyel. Peki ben bunları o zaman ortak paranteze aldığımda yani n eksi 1 faktöriyel parantezine aldığımda burada ne kalır? N çarpı n artı 1. Diğer tarafta arada eksi var. Eksi 1 kalır. Kapa parantez. Aşağıya da n kare artı n. Şimdi şunu dağıtır mısınız içeri? Dağıttınız. Ne olacak? N kare artı n. Değil mi? N kare artı n. N eksi 1 faktöriyel çarpı n kare artı n eksi 1 bölü n kare artı n. Bu ifade arkadaşlar bu şekilde bırakılır. İstediğimiz en sade şekil. Burada sadeleşme olmuyor. Böyle kalıyor. Yani yalnız şöyle yazarsak birbirini götürebilir. İsterseniz öyle devam edelim. Şurayı bakın şuraya bir eksi 1 koyalım. Nereye hocam? Şuraya bir eksi 1 koyunuz arkadaşlar.
Eksi 1 koyduğunuzdan ötürü yukarıyı mesela açtığınızda şöyle bir şey görürsünüz. N eksi 1 faktöriyel çarpı n kare artı n. N kare nereden geldi? N ile n'i çarptım. N ile 1'i çarpınca da n gelir. Eksi 1 de burada var. Paydada da aynısı var. Dolayısıyla bunlar sadeleşir. Böylece daha şık bir ifade kalır. N eksi 1 faktöriyel olur. Yani şuraya bir eksi 1 eklerseniz aslında işlem daha kolay çıkacaktır. Birbirine benzetirken çarpanlara tek tek bakacağız. Bakın yazıyorum değil mi? Açık açık. Başından başlıyorum. Araya 3 nokta koyuyorum. Sonunu yazıyorum. Benzetebilmek için bu bana lazım. Şöyle bir anlaman lazım. Yani bu nereden gelmiş, nereye gidiyor diye. Peki. Özlü söz gibi oldu. Nereden gelmiş, nereye gidiyor? Evet. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Faktöriyelde de bu önemli. Şimdi ikinci cadde. Burada arkadaşlar bolca kural aslında ama burayı biraz daha sizin için anlaşılabilir hale getirelim. Şimdi 21 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır sorusu. Aslında şöyle sorsak. Mesela 100'ün sondan kaç basamağı sıfırdır? 2 basamağı. Peki 25 çarpı 4'ün sondan kaç basamağı sıfırdır? Hocam nasıl yani? Bunu çarpayım bir. A 100 tamam. Aslında bu neden böyle oldu? 5 üzeri 2. Bu da 2 üzeri 2. Bu 10 üzeri 2. Yani aslında 5 ve 2'ler. Bir tane 5, bir tane 2, bir tane 0. 2 tane 5, 2 tane 2, 2 tane 0 demek sayının sonunda. O zaman peki 21 faktöriyel 1'den 21'e kadar sayıların çarpımı değil mi? Böyle gitmiyoruz mu? Bunun içinde kaç tane 5'ler, 2'ler var değil mi? Şimdi 21 faktöriyel içindeki mesela bir faktöriyel içindeki asal sayı adedini şöyle buluyoruz. 2'ye o asal sayıyı bölüyoruz. Böyle böyle gidiyoruz. Kalanlar önemli değil. Kaç adet olduğunu bulmak için şu bölümleri topluyoruz. 21'i 2'ye böldüm 10, 10'u 2'ye böldüm 5, 5'i 2'ye böldüm 2, 2'yi 2'ye böldüm 1. Topluyorum bunları. Toplam arkadaşlar 18 tane ne var? 2 var. Peki. Yani hocam bunlar nerede saklı? İşte 4'ün içinde var, 6'ın içinde var, 8'in, 2'nin, o 20'nin değil mi? Peki bunlar 18 tane. İyi de kaç tane 5 var? 21'i 5'e böl, 4 tane 5 var. Kimin içinde? 5 var, 10 var, 15 var, 20 var. Bunların içinde. 5 çarpanları 4 tane var. Peki siz burada 4 tane 5 varsa o zaman mecburen ne olacaktır? Az olana göre yani 4 tane 5 varsa sondan 4 basamağı nedir? Sıfırdır. Cevabın 4 olur. Büyüğün az olması gerekiyor. Şurada da düşünün. 2 tane 5, 2 tane 2, 2 tane 0 koyuyorsun sayının sonuna çarpınca. Ha, o zaman 4 tane 5, 4 tane 2 de yandan alırsın. 4 tane 0 elde edersin. O zaman hocam şöyle bir kural diyebilir miyiz? Kuralımız vardı. Büyük olan sayıya, büyük olan asal çarpana yani 5'e böl. 5'e bölünce bölüm kaçsa yani daha doğrusu bölümler kaç tane oluyorsa topla kaç basamağın sıfır olduğunu bul. Yani 21 faktöriyeli şöyle düşün. Başını bilmiyorum ama sonunda 4 tane sıfır var. Anladın mı olayı? Yani sonuna 4 tane sıfır geliyor. Neden? Çünkü içinde 4 tane 10 olmuş oluyor. 5 kere 2, 5 kere 2, 5 kere 2 onların hepsi sıfır anlamına geliyor. Detaylı anlattığımı düşünüyorum. Şimdi bunun cevabı 4 oldu. Peki bunun cevabına ne dersiniz? Bakın 42 faktöriyel eksi 1'in sondan kaç basamağı 9'dur. Aslında bu soru yukarıdakiyle aynı. 42 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırsa, kaç basamağı sıfırsa 1 çıkardığınız zaman o sıfırların hepsi ne olur? 9'a dönüşür. Değil mi? O zaman ben 42 faktöriyelin içindeki 5 adetini bulmak istiyorum. Bir faktöriyelin içindeki asal sayı adedini nasıl buluyoruz? O sayıyı bölüyoruz. 42'yi 5'e böldüm. 8 kere var. Bir daha bölünüyor. Bölünmeyene kadar eden bir kere var. Bitti. Bölümleri topluyorum. 8 artı 1, 9. Yani 42 faktöriyelin sonunda 9 tane ne var? 0 var. O zaman 1 çıkardığında bunların hepsi ne olur? 9 tane 9 olur arkadaşlar. Yani sondan 9 basamağı 9'muş. Gelelim 3. soruya. 45 faktöriyel çarpı 5 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır? Önce ayrı ayrı bulalım. 45'in sondan kaç basamak? 45 faktörün sondan kaç basamağı 0? Böldüğünüz zaman 10 tane. Bölümleri topla. 9 artı 1, 10 tane. Kalanlar mühim değil. Peki 5 faktörün sondan kaç basamağı 0? 5'i 5'e böleceksiniz zaten. 120 olduğunu biliyorsunuz. Yani 5 faktöre küçük bir sayı. 120. Sondan bir basamağı 0. Çünkü bir tane 5 var. 5 faktörün içinde kaç tane 5 var? Bir tane 5 var. O yüzden bir tane 0 bak sonu gördün mü? Peki ben böyle bir sayıyla yani 120 ile sonunda 10 tane 0 olan adamı çarparsam şöyle düşün. Sonunda 10 tane 0 olan 42 45 faktöriyelle sonunda bir tane 0 olan 120'yi çarpıyorsun.
çarptığında şuraya sadece 45 faktörün sonunda bir sıfır daha gelir ve 12 katını alırsın. Bizim için sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. 10 basamağı sıfırdı. Bir tane daha 120'nin içinden geldi. 11 basamağı sıfır olur bu işlemin. Çarptığımızda bir tane daha sıfır gelir yani. Peki soruyu biraz daha güzelleştirelim. M ve N neymiş? Pozitif tam sayılar. 42 faktöriyel eşittir. 2 üzeri N çarpı M ise en çok kaçtır? Arkadaşlar 42 faktöriyelin içinde en çok kaç tane 2 vardır diye soruyor aslında. En çok kaç tane 2 vardır? Neden? Bakın burada 2 üssü N demiş ya. 42 faktöriyelin içinde kaç tane 2 var? 42 2'ye böl 21, 2'ye böl 21'i 10, 2'ye böl 2, 5, 2'ye böl 2 hala bölünüyor, 2'ye böl 1. Bölümleri topla 21, 10 daha 35, 5 daha 40, 21, 10 daha 31, 5 daha 36, 2 daha 38, 1 daha 39. 39 tane ne var? 0 var. Şey 2 var. 39 tane 2 varsa sen 42 faktöre eşittir 2 üzeri 39 çarpı m yazabilirsin buraya. Yani en fazla 39 yazabilirsin. O yüzden n maksimum 39'dur. Hocam niye 40 yazamayayım? Çünkü 42 faktörün içinde zaten 40 tane 2 yok ki. En çok 39 tane. Buradan yola çıkarak bu sorularda böyle çözülebilir arkadaşlar. Geldik Cornell metoduna tekrar. Bununla ilgili şuraya bir link bırakayım tekrar. Bu yöntemi muhakkak hatırlayın. Yani bununla ilgili arkadaşlar video çektim yani artık. Bir de 1940'lardan beri uygulanan bir teknik Cornell metoduyla çok güzel tekrarlar yapabilirsiniz. Bir sayfa bıraktım kitapta da buna dikkat çekmek için. Anahtar kelimeler, notlar ve özet şeklinde burada bu üçlüyü muhakkak harekete geçirin. Daha önce de zihin haritaları yapmıştık. Panolar coşsun. Şimdiye kadar yapmadığım bir şeydir bu büyük ihtimalle. Ama şöyle düşün, şimdiye kadar yaptığın şeylerle bu noktaya kadar gelebildin. Demek ki şimdiden sonra bunlara yenilikler katman lazım ki daha ileriye gidebilesin. Değerli dostum, hoşça kal. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.